İhtiram şu alakalı ufak bir problemimiz var. Ama en azından yaptığımız şey gözükecek, yaptığımız şey sizlere ulaşacak güzel bir şekilde diye düşünüyorum. Şimdi efendim her dem yemek bölümünde biraz daha farklı şeyler yapmayı seviyorum aslında. Veya zaten normalde olan bir şeyi kendime göre bir farklılık katıyorum. İnternette araştırdım, baktım, böyle bir şey göremedim. Kocaeli bölgesinde, Manavlar'da böyle meşhur bir yiyecek vardır. Tartı diye. Geçen gün Instagram'da muhlama yapmıştım. Muhlama yazınca bunu artık öğrenin muhlama diye veya mihlama gibi bile şeyler geldi. Biz normalde küçüklüğümüzden beri tartı olarak yedik. Fakat dartı da deniyormuş. O yüzden ister tartı ister dartı diyebilirsiniz. Efendim bunun için de kaymak biriktiriyoruz. Çiğ kremi videomuz vardı. Orada süt kaymağı, düğümle aldığımız sütlerde de biraz az çıkıyor. O yüzden sütü kaynatıp kaymağı üzerinden alıp kaymağı soğutup ondan sonra buzluğa atıyorduk. Buzlukta biriktiriyorduk ve oradan krema yapıyorduk. Tereyağı olur, krema olur vesaire. Bu tartı içinde yoğurt kaymağını topladık. Yine buzluğa ata bayağı bir birikti. Zaten genelde tartı yoğurt kaymağına yapılır. Ancak süt kaymağını biriktirerek süt kaymağından yaptığınız tartı bence çok daha güzel olur. Şöyle yoğurt kaymağından yapılan tartının biraz daha ekşimtırak bir tadı oluyor. Süt kaymağında daha böyle, daha yumuşak, daha böyle ekşilik olmayan bir tat oluyor. Tartının çok yapılışı çok zor bir şey yok ama çok güzel bir lezzet bence. Yani seveni olabilir, sevmeyeni olabilir. Çok yağlı öncelikle. Direkt yağ yiyoruz. Yani onu öncelikle kabul edelim bu tartı muhabbetinde bu arada. Tartı nelerde kullanılabiliyor? Ekmek kızartırsınız. Üzerine o tanelere beraber yağını dökersiniz, öyle yersiniz. Veya direkt ekmeğinizi banarak yersiniz. Tartılı yumurta çok iyi olur. Mesela düdük makarnası yapılır. Normalde erişte makarnası şudur budur da üzerine konabilir tartı. Yani birçok yerde aslında kullanılıyor. Bu yoğurt, kaymağı kaynatılır. O biraz yağını böyle salar. İçinde tane tane sarı taneleri kalır. Onunla beraber dolaba koyarsınız. O dolapta donar. Kullanacağınız miktar kadar içinden alırsınız. Yine kaynatırsınız, ısıtırsınız. O şekilde tüketirsiniz. Zaten tartıyla sonradan yapılacak şeyleri de yapacağız sonraki videolarda. Şimdi ne yapıyoruz? Biz dedik biriktirdik. Miktarı da ufaktan göstermek istiyorum size. Şöyle, pek de gösteremiyorum buradan. Tavalara koyduğum zaman zaten onları çekeceğim. Şöyle bir kaymak. Yani burada, şu dolduruyor ağzına kadar. Yine şöyle bir kap. Biraz fazla miktar yapacağız. Kullanacağız çünkü tartıyı bayağı bir şeyle. Efendim şimdi tartılarımızı tavalarımıza atıyoruz. Daha şu haldeyken sarılar ortaya çıkmaya başladı. Tartıyı böyle arada bir karıştırıyoruz. Neden? Çünkü dibine tutma ihtimali var. Şimdi gördüğünüz gibi bir hayli kaynamaya başladı. Yani fokur fokur kaynıyor şu an. Ve bu kaynadığı evrede bir tatlı kaşığı tuz yeterli olur. Şimdi yandaki biraz daha ocak fazla yapıyor. O yüzden onu kısamıyorum. Ocağı değiştireceğim onda. Biz şundan gidelim. Tamam, tuzunu da attık. Bu yine kaynamaya devam edecek.
aslında ateşin yoğunluğundan dolayı birisi daha erken, birisi daha geç pişti. Bu ara evresi diye. Şunu da bakın, şöyle bakabilirsiniz. Yani ara verdim çünkü gerçekten yaklaşık bir saate yakın bunları çevire çevire kaynattık. Yani mesela şu neredeyse oldu. Çok az daha kaynatacağız. Tanelerin saldı, yağ ortaya çıktı. Artık bu tartıyı olmuş sayabiliriz. Ekmeğin üzerine falan koyduğumuz zaman bu biraz daha kahverengi, biraz daha kavrulmuş olabilir. Ama şimdi bunları biz biraz soğutup dolaba koyacağımız için biraz daha böyle nasıl desem az kavur kavurduk. Çok fazla o kahverengileşme olayını istemiyoruz şu an. Bu tartıyı dolaba koyduğumuzda 10 gün falan diyeceğim ama bir hafta diyelim biz. Kalabilir dolapta alt kısımda. Herhalde yani bunu biz genelde öyle tüketmiyoruz. Tartıyı yaptıktan sonra tekrar mesela buzluğa koymuyoruz genelde, yani bunu tüketiyoruz. Ya makarna yapıyoruz, ya işte yumurta yapıyoruz, başka bir şey yapıyoruz vesaire. Ve ekmeği sürüyoruz neyse. Ama işte bir hafta falan dolapta durabiliyor. Herhalde o soğuma evresinden sonra da koyabilirsiniz dolaba. Bu soğuduğunda, işte dışarıda bir oda sıcaklığında bir oda sıcaklığına inecek, soğuyacak zaten. Halen daha geç kapattığınız için belki tıkır tıkır seslerini duyuyorsunuzdur tartının. Zaten katılaşacak. Yani o taneleri belli olacak, yağ tarafı da katı bir yağ olacak. O şekilde dolapta duruyor. Dediğim gibi biz bunu normalde buzlukta biriktirip bu şekilde kullanmıyoruz. Ama siz belki öyle kullanabilirsiniz. Kahvaltıda, ekmeğinizi sürüp de işte makarnada, yumurta vesaire kullanabilirsiniz diyoruz. Şimdi geldik buna bir tadına bakmaya. Ben o daha hala çok sıcak. Ondan da şuradan bakacağım. Aslında bundan sıcak sıcak sofraya koyalım zaten. Hiç teflona değdirmeden, dibine değdirmeden tencerenin. Şöyle alalım. Yağ da geliyor zaten tanelerine de. Biraz. Ama ben yine hafiften bir yağına bandırmak istiyorum. Çünkü en güzel olayı yağ. Olayı yağdır. Benim zevkime göre tuz biraz az sürer ama çok güzel. Tabii dediğim gibi deli gibi yağlı bir yiyecek diyoruz. Bir dizi vardı ya. The King of Queens mi? Yani o CNBC'nin işte eski dizilerinde olduğu bir dönem, başroldeki adamın kayıtçısı, tereyağını buzluğa şey doldurup tereyağı yalıyorlardı. İşte buna ne diyorsun? Utanç çubuğu diyordu. Yani o kadar yağlı bir şey yiyor yani muhabbetini. Yani bu da gerçekten çok yağlı. Zeytinyağına ekmek bambayı sevenler vardır diye mesela. Onun gibi bir şey bu. Hemen şöyle temiz kopardığım ekmekten tatlısıyla beraber şöyle aldım. Ben buna biraz tuz ekleyeceğim. Bu saatte yediğimiz şey de biraz değsin. Evet, yağ ve tuz yani en yararlı biliyorsunuz. Şu an aslında saat biraz geç. Ekmeği kızartmadık ama ekmeğinizi kızartıp yemeği sevebilirsiniz. Yakında tartıyla da yaptığımız bir iki tane tarif gelecek. Aslında yapması çok basit. Sadece başına durması, uğraşması vesaire zor. Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yaptığınızda da beğeneceksinizdir. Sizi de aşağıda yorum olarak belirtirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi beğenmediyseniz canınız sağ olsun. Lütfen kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.